yaşamdan merhaba. Ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugün sizlerle spor konuşacağız. Bugün çok özel, çok farklı bir konuğumuz var. Ee, spinning konuşuyoruz bugün. Spinning nedir diye soracak olursanız. Ee, bir bisiklet tarzı bir şey. Videolar biraz sonra yayınlayacağız. Böyle bisikletin üzerinde hareketler, danslar. Eğlenceli. Bize Necmi Hoca bizlerle. Eee, hoş geldin Necmi. Hoş bulduk Orhan Beyciğim. Nasılsınız? İziniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Her şey yolunda. Bomba, Bomba gibiyiz. Bize bu spinningi bir anlat. Bu spinning nedir? Son dönemde müthiş popüler oldu. Sosyal medya da beni böyle takip ediyoruz. Ee, spinning nedir? Necmi Hoca kimdir? Bir Hep bize böyle başla, bir özetle. Hepsinden başlayalım. Yes, evet. Ee, öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için, bu hafta beni konu aldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani izlerdim sizi sürekli. Sağ olun, bu hafta sağ da olun. sıra bendeymiş. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Necmi Hoca. Ee, 1988 Lefkoşa doğumluyum. Evet. Kökenler BAF'a kadar dayanık. Aile BAF'lı BAF tarafından. Ee, üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum. İlkokul, lise hep üniversite Kıbrıs'ta okudum. Hı -hı. E, aktif olarak 11 yıldır bankacıyım. Bankacıyız. Muhasebe, finansal, raporlama. Bunu duydum zaten şaşırdım çok. Gerçekten yani. <laughs> Herkes şaşırır zaten bankacılık. Yani, aynen. Yani spor ikisi. Yani sabah terim anda... farklı bir insan, gece salonda farklı bir insan. Sabah kat kravat, <laughs> 8-5 kat kravat, şurada gömlek. <laughs> Akşama işte short t-shirt. Çok yani uzmanlık yani üniversite spor üzerine değil değil mi? Yok üniversite spor uzörüne değil ama şu an e, doktora aşamasındayım Hı -hı. üniversitede Hı -hı. spor bilim spor bilimlerinde spor bilimler. doktora Hı -hı. yapıyorum. Yani master'a kadar işte işletme bankacılık finanstır. Master seviyesini onları bıraktık süper. dedim bir daha doktora seviyesinde farklı bir alan olsun süper. ki aktif olarak hem spor yapıp spor eğitmenliği yapıp hem de e, doktora. E, ...yapan az insan var. İşte bunu birleştirmek istedim. Master'a kadar bankacılık idare etsin <laughs> Sonra, Sonrasında da... E, ...doktora da spor bilimleri üzerine... E, ...yapıyorum. 2 e, sene sonra inşallah bitecek. Büyük bir enerji. Vallahi tebrik ederim. Teşekkür yani ya. sabah... ...galiba sabah seanslarımıza başladı. Evet. E, bir aydır sabah seanslarımızda var. Oradan bankaya. Oradan duş alıp bankaya. Bankaya. Oradan doktor alıp... ...oradan, oradan teras yani, vallahi çok. Son dönemde işte doktora olarak, doktora hı hı. olarak da bir ders Yakın Doğu üniversitesinde ders vermekteyim. Part time olarak. Maşallah. Vallahi. Spor bilimleri fakültesinde. Süper süper. Peki bu spinning nedir? Onu bize bir aç. Spinning nedir? Aşktır. Aşktır. Budur, heyecandır. <laughs> candır. Süper. Her şeydir. Süper. Yani olmazsa olmazdır benim için. Evet. Nasıl ee, oldu Hayatımın bu bir için? parçasıdır. Nerede girdik bu spinning'e? Şimdi spinning nereden geldi? Nasıl daha spinning anladayım size. Ha, önce spinning sorayım. Evet. Çok atladım. Ee, okay. önce evet. Spinning nedir? Spinning şimdi? işte özellikle 1987'lerde işte 90'ların başında hmm. Amerika'da, Kaliforniya'da e, bir bisikletçi tarafından, daha bisikletçi tarafından hmm. işte kapalı alanda işte adam önce evinde işte kulaklıklarıyla takıp e, antrenmanını evet. zevk yapmaya şey yaptı, başlatmaya ulaştı. E, evet. evet. Daha sonra baktı enerjisi yüksek yani antrenmanından daha çok verim alıyor. Hmm. Çünkü işin içine müzik de girdiğinde Tabii. o azim, o hırs, o enerji iki katına çıkabiliyor. Çünkü düz çevirmek Tabii. farklı, müziği duyduğundaki o enerji farklı. Kesinlikle. İşte bunu kendi denedi ve yarışlarında fazla bir efor aldığını hmm. ve birincilerine getirdiğini öğrendi. Daha sonra bunu arkadaşlarına denemek istedi. Yani takımındakilere dedi ki, "Gelin bence işte biz bu işi kapalı alanda çok müzikle yapalım. Çok ve oradan koptu, gitti. Allah Çünkü Allah. Çünkü daha çok güç, tabii. dinamizm ve efor gerektirir e, Tabii. Müzikle olduğu için adamımıza da 2007 yılında geldi spinning. Hmm. 2007 yılında e, geldi ama daha çok sosyal medya olmadığı için tabii. e duyulma şeyi daha farklıydı daha yani. farklıydı. Çünkü sosyal medya yok, tabii. Instagram yok, Facebook tabii. yok. Tabii. O, o şekilde yayılamadı ama özellikle 2013-2014'ten sonra patladı. E, koptu, hmm, gitti. Çok güzel Ben 2011'de var. tanıştım. 2011'de? Evet, gittiğim Aa. spor salonunda bisikletler vardı. Ha. Ve bisiklet sürmeyi de severdim küçüklüğümüzden beri. Yani evet, tabii, bizim, tabletimiz tabii, biz biz zaten, aynen, bizim tabletimiz yoktu. Tabii, aynen, taklitimiz yoktu. bisiklet, işte saklambaç, yakan top tarzı. Evet. Bütün gün mahallede oynardık. Evet. Biz de biz de. severdik. Bisikleti severdik. Görünce de. merak ettim nedir bu spor falan. <laughs> O zaman girdiğim YouTube'a araştırdım, Google'a çok bir şey bulamadım. Enes hmm. yani Çok başında her şey. 2011'lerde, evet. Hmm. Hmm. Yani kapalı alanda yapılan bir egzersiz olarak ee, Allah Allah. şey yapardı, bir e. gösterirdi. Girdin bu işe. Girdim, müziği duydum daha doğrusu. Ha. Müzikle işte de gördüm. Ertesi seans gittiğimde bakarım bisikletle şey yaparlar. Hmm. Müzik. Hmm. Dedim ben buna gireceğim. <laughs> girme o girme. <laughs> Süper. 2011'den beri hayatımdadır. Çok güzel. Ondan sonra sen bunu hocalaşabildin. Işte, 5-6 sene ben eğitmen değil öğrenci olarak 5-6 sene öğrenci olarak yani. hep haftada 3 hiç kaçırmazdım. Kaçırdığımda üzülürdüm bile. Allah yani öyle bir şey olur. Allah. Hasta da olsam o seans kaçmayacaktı. Allah Allah. Peki yani geçmişinde sporculuk var mıydı? Vardı. küçük Güç yaşlılarda. sporun ederim. içindeyim İlk ne okulda voleybol sonra? oynardım. Hmm. Sonra yüzme takımındaydım lisede. Ooh. Sonra üniversitede biraz ara verdik bu hmm. şeylere. Evet, dersler, mesleler der hmm. ama gene hep salon, e, hep vardı hayatımda. Hmm. Ama spinning olduktan sonra hep oldu. hep oldu. Yani ha, her zaman oldu. Eskiden hadi. mesela üniversitedeyken sınav dönemi gitmezdi. Yazda ara verirdi. Tabii, tabii. Ama ile tanıştıktan sonra Aa, hayatımda Allah hep oldu. Allah. Çok güzel spor bir şey yani hiç aksatmadım. Yani sınavımda olsa, özel bir günümde olsa, mesela arkadaşlarım beni bilir. Ha. Dışarı çıkacak. Mesela cumadır. Ha benim spinning yapacağım. Ona göre çıkacak. Allah yani öğrenciyken de öyleydi. Öyle bir aşk yani. yani Öyle. Ya bir benim aşk. için yemek yemek ya da su içmek nasılsa, spinning spor da o şekildedir. Süper. Çok güzel bir şey. Ondan sonra dört. 5 Be sene önce yaklaşık 2016'nın e, Aralık ayında hmm. gittiğim spor salonunda Hı. Hmm. hocamız ayrıldı oradan. Hı. Hmm. İşte oranın sahibi dedi sen yaptırır mısın? Allah böyle başladı. Hiç şimdi. yani benim aklımda yoktu hoca olmak. Hiç yoktu aklımda Hiç değil? yoktu yani sürekli seansa git mutluydum hocamla da mutluydum. Evet. Ekip arkadaşlar. Böyle bir hayalin hiç olmadı yani. Evet ekip arkadaşlarımızla da mutluyduk. Hmm. Hmm. Hoca da öyle. Hmm. Bir ışık yandı kafamda neden olmasın? <laughs> Niçin yani olmazsın? ve o şekilde girdik, belgelerimizi aldık. Çok güzel. Ee, i̇şte ekibimizi kurduk. Çok güzel. Bu işin eğitimi? Eğitim, evet eğitimi de değil. var. Eğitim sertifikaları var. Hı -hı. E, kademe kademe level'ları var. Hı -hı. Yani basamak bir basamak iki basamak 3 diye. Kendi aralarında Hı -hı. hem tecrübeye göre hem de aldığın sertifikaya göre, sınavlara göre Hı -hı. o şekilde. Sanırım sen de şu an eğitim verin. Ayrıca evet, ben değil. son... 5 ay önce master trainer oldum. Hmm. Federasyonumuza bağlı Halter hmm. ve Vücut Geliştirme Federasyonumuza bağlı. Hmm. E, master trainer oldum hmm. spinning'de. Hmm. İlk eğitimimizi verdik çok 5 güzel. tane eğitmen yetiştirdik. Aynısı çok güzel. Yani yılda iki defa açmayı planlarız böyle eğitimleri. Çok güzel. Içi eğitimleri. Süper. Ki bizim bilgilerimiz, bizim tecrübelerimiz de Tabii. diğer arkadaşlarla e, şey yapabilelim. Çok güzel bir şey ama ya. yani, evet, yani, evet, hem eğlenceli. Şimdi birazdan evet, yönetmenimiz video olarak. bize videoları koyar. video evet. Videolar getirdiğimizde çok güzel en azından hem eğlenceli evet, evet. hem yani spor yapıyor. Insan. dans ederek üstünde yani onu düş, şey düşünmeyin yani spor düşünmeyin. Spor gibi değil yani. yani. bir saatlik bir koşu bandında Mesela. insanlar çok söylerler Hocam biz bir saatlik koşu bandından sıkılırız zaman spinning'de bir saatte sezmeyiz. Mesela değil evet, yani. çok önemlidir bunu. ...şey yaptırabilmek. Çok insan vardır de. öyle mesela yani tercih etmez. Evet. Yani ben ders alın, hastanem gideyim. Ders spor çünkü sevmem der. Gidip o işte yürüyüş yürüyüşmandına yürüyüş bandına... Evet işte ya da evde da... bir odaya bir spor salonu kurarım. Ha ya da bir spor salonu ya da standart bisiklete çıkıp da işte çevireyim bir yarım saatte geçireyim. Mesela geçeyim. ben bile yalnız başıma çıkıp 10 dakika bisikletin üstünde yapamam yani. Müzik de olsa yapamam. Allah O yani... ekip işi, o Allah ruh Allah. önemlidir. Allah. Bak bunların bunu yani bizi... Tek başına bunu yapamazsın yani. Yani ben zevk almam. 10 dakika bile çıkan bir bisiklette Allah Allah. karşımda kimse olmasın yalnız Spinning'den yalnız Allah olayım. Allah. O keyif almam. Allah. Çünkü Allah. karşılıklıdır her şey. Tabii. Yani üyeler benden enerji alır. Hmm. Ben de onlardan enerji alırım Çok güzel. E zaten bu karşıl. enerjiye vermek güzel. Evet. Sonra da ben onu fark etmeye başladım. Yani bu zumba mutlaka biliyorsunuz. Evet zumba. İşte Hüseyin. kango. Yani hepsinde hep... müzik olan sporlar aslında ha. bunlar. Böyle hep Latin müzi... danslar, Latin danslar evet. hep müzik olan sporlar. Çünkü insanın enerjisini yükseltir, evet. stresini artırır. Evet. Bir gruba ait olma evet. so, e, psikolojik olarak da bir gruba ait olma arkadaşlık sosyal ortam hepsi bunlar bir bütündür. Çok güzel. Peki birebir var mı? Birebir yok. Değil. Sorarlar hocam siz verir misiniz? Ha, ha, yani ha, ha. hem ha. zamanım yok. Tabii. Hem de yani keyif ama almam. Key -ha. Keyif ha, almam. Anladım. Yani talep var aslında. Talep var. Evet ama. O enerji çok grupla. tavsiye edilen bir şey değil galiba öyleyse anladığım yani öyle tek tek başına yapmak spor yani bu spinningi tek başına teke tek tekete evet yapmak. evet spinning evet yani grup şeklinde, yapamaz, grup şeklinde daha yapılması daha enerjik yani çok genelde güzel. 10 20 25 kişilik grupla idealdir 10 25 kişilik grup okay. idealdir onda limiti var yani ha. yani var özellikle hoca hocada e, daha yeni hoca olduysa bir ha. şeyse. çünkü 40-50 kişiyi Tabii. idare etmek hmm. ya da bir aynı anda sekronize etmek çok zordur hoca açısından hmm. da. Şeyi çok merak ederim mesela. Yapamayan da olur. Evet, yapamayan e da olur. Ne yapar mesela uyarı veririz. Uyarı veririz Şimdi, nasıl oynarız. Merak ettim. <laughs> hafif böyle tatlı sert şey hadi diye şöyle Aa, enerjiyi yani yapsın motive. diye bir motive. O da onu görür ki önündeki arkadaş da yaptığı için o da şey yapar. Hmm. Cahdeder ve yapar hmm. şeyini. Hmm. Evet, Rak görüntülerimiz. Evet. Bak bunlar ve senin evet bunlar senin salondan değil mi? Evet evet, evet. benim spor, evet spor salonundan üyeleriyim. üyelerin bak ne güzel. Yani çok eğlenceli. E, ekip de. işidir ve senkronize Hayır. işidir. Evet onu derim gayet de senkronize yani. Evet yani çünkü senkron olmazsa karşıda <laughs> ayna var tabii ki. Ha. Aynayı görüp ha. işte kendilerindeki gelişimi de üyeler görüyor burada. Ha. Bu o da güzel. çok önemli. önemlidir. Onu da bilmezdim. Evet. Karşıda ayna var. Karşıda ayna var hmm. ve kendi gelişimlerini o şekilde hmm. e, izleyebiliyorlar. Evet burada aynayı görebiliriz. Evet. Ha. Anladım. Yani el hareketlerini bir bütün olarak e, düzenleyebiliyorlar ki genelde ben ön taraftayım ama hmm. yani ders içinde hmm. yani yüzde yüz ön hep biz üstün üstünde değilim. Ha öyle mi? Evet evet, ha. evet. Zaten çok zor bir şey herhalde. E, Çünkü senin... zor değil alıştık. Yani <laughs> ama o hayır arka senin derslerin olur. Evet. Yani arkadaki üyeye de dokunabilmek için tabii ha. bir gezmek lazım. Gezmek lazım hmm. çünkü onun motivesi düşer. Yani hmm. öndekiler seni görüyor hmm. ama arkadakiler de bir motiveyi sağlayabilmek için mantıklı. arkaya da gitmek lazım. Aa. İlk aldığım eğitimde bir hocam şey dediydi. Hmm. İyi bir spinning eğitmeni olabilmek için hmm. olabilmek dedi. Parmağının tıklatmasıyla sınıfını yöneltebilmek dedi bana. Hmm. Yani sen bisikletin üzerinde hmm. durabilin ama Çok parmağını güzel. yönetip Sınıfını yönetebiliyorsan sen çok iyi bir ismini eğitmenisin. O hep kulağıma küpedi. Çok güzel. Bak mesela dışarıda yaparsın. Başka evet, bir şey yani Evet bizim etkinliklerimiz var. Çok güzel. Ee, yılda iki defa Aha. dışarıda Haziran ve Eylül aylarında dışarıda e, open Sınır. air, open açık air. hava etkinliğimiz var. Çok eğlenceli görünüyor bu. Evet yani dışarıda olması başka dışarıda bir şey. Dışarıda çok başka güzel. İşte herkes seni izliyor ve o enerji. Evet şeye çıkıyor. Bir bu iş... Tek eksik aynalarımız var. Ha, evet, evet aynalar üyeler onda biraz <laughs> sıkıntı yaşıyor. Yani. onlar çok alıştırıyor. Alıştırıyor Orada da artık ha. beni görürler. Ha. Burada da e, Asya'mız için Lefkoşa Türk Belediyesi'yle bir etkinlik hmm. bir Spor hmm. etkinliği. Hmm. Sayın Mehmet Harmancı bize çok destek oldu. Çok Oradan bir görüntüdür. Tüm geliri e, Asya Bebe'ye gitti. Süper, süper. İnşallah bu yıl gene e, düzenleyecek Artık onu geleneksel hale getirecek Bu hmm. belediye şeyinde pazarında. Hmm. Yeni açılan belediye pazarı var. Hmm. Evet o, evet orada. Onu çok güzel. orada artık düzenleyecek. Öyle Atıyorum üç günlük bir festival olacak. Hmm. Bisikletlerimiz orada olacak. Hmm. E, seanslarımızı orada yürüteceğiz. Süper. Çok farklı bir şey ya. Yani... Dışarıda hele hele bunu yapmak daha, daha ayrı bir zevk. Evet geldik. ve bir 40-50 kişilik evet. bir gruptan bunu evet, yapmak çok başka bir şey. Çok başka bir şey. Bu open air işi edelim. pandemide mi çıktı asıl ortaya? Bak pandemi öncesi yani şey yapar mıydık? Pandemi mıydınız? öncesi yapmadık aslında. Değil, ama onu ama fark ettim. Işte, evet 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 pandemiden şey yapınca dedik ki böyle bir etkinlik yapalım. Yılda iki defa hmm. bir yaz girişi hmm. bir de yaz sonu. Hmm. Onu fark ettim pandemi sonrası bu dışarıda spor olayı popüler olmaya evet, başladı. Evet evet evet. Çok... Herkes işte korktuğu. Koronadır, virüstür, virüstür, evet, odur, evet, evet, dışarı çıktı herkes. Dışarı çıktı. Ve çok güzel oldu bence yani. Çok çok daha güzel Eğlenceli oldu. Eğlenceli bir şey oldu. Evet, Dışarıda. Bu da stüdyomuzdur arka evet. Tarafından. Ha, bu da arka taraftan. Evet, evet. Hmm. Stüdyomuzdur. Işıklar, ışıklar daha düzenleme ister. ışıklar. Yani var. disco, klap havası var. Evet, klap. Klap havası var. Club. Yani şık şık adım giyinmeye gerek yok. Gerek yok, gerek yok. <laughs> gel spor <laughs> lendi, gel git Gel kılava. Git kılava, spor da yap. <laughs> bazen bandelilere kaçtılar, hadi gidelim işte cumartesi pazar kılava. E ben derim zaten hafta içi bütün klaptayım. <laughs> çok güzel. Bütün klaptayım zaten. <laughs> çok güzel. ne hafta sonra dinleneyim en azından. Çok güzel vallahi. Daha rahat, öyle. daha relax olsun ister gerçekten. insan. Evet tabii hafta bravo. Sonunda. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü bütün gün zaten klap gibi eğleniyoruz. Evet, gerçekten bak ışık olayı galiba. Evet ışık, ses sistemi. Ses sistemi e, hep bunlar önemli. Senin e, enerjin çok önemli. Tabii ki bir önemli. yani stüdyonun olmazsa olmazlarıdır bunlar. Değil mi? Yani, yani evet, spinning ama, için. Işık bile insana e, enerji veriyor. Tabii. Ses sistemi. Tabii. dediğimiz gibi ortam ambiyans. Tabii. E, diskoda klaplar öyle Çok değil. Çok önemli değil. Yani, yani, bunu atıyorum... Beyaz bir ışıkla yap. Bu ışıklar olmasın. Hı. Daha farklı bir ambiyans. Daha farklı bir ambiyans tabii ki. Modu, modu de. değişir insanın. Modu değişir. modu değişir. Evet, Çok evet. güzel. Tamam. Bizim bile ben heyecanla beklerim akşam olsun. Allah. İşten çıkarım. Halen daha yani. Halen daha. O, yani bugün spinning var. derim ve o heyecanlanırım çok güzel. Ki Vallahi işimi de çok severim. Bankacılığı çok severim. Süper. Yaptığım işi çok severim. Ki senin çok i̇şte... oturak bir hayatın var. Evet. Bankada. Bütün gün 8-5. Ama yerinde <laughs> durmam arkadaşlar. Tamam. Bir ofistekiler. <laughs> Sürekli kalkarım bir şey yaparım. Çok güzel. Vallahi süper. Süper. Peki spinning haricinde yaptığın başka ne var? Onlar spinning arası, haricinde. TRX, MRX falan evet, bir şey. Evet evet. Son bir yıldır. TRX Total Body Resistance destemi de açtım. Hmm. Spinning dış günleri dışında o desteri de vermekteyim. Onlar mesela haftada kaç kere olursa? olur? Senin? Onlar haftada iki defa i̇ki yaparız. Defa Spinning haftada üç defa üç yaparız. Defa. Yani o daha çok tüm vücudun çalıştığı hmm. hareketler Gene değil. sen yapar mısın onu merak ettim. Evet. Gene. Onu da ben Gene yaparım. Gene bir enerji. vallahi ee, bravo. De, de, vallahi, vallahi bravo. Yani, yani seansların yüzde yüzünü yapmam ama yüzde yakınım. Çünkü 180. diğer yüzde yirmiye, yüzde otuz kısmı da üyeleri motive etme. Hmm. İşte hmm. yanlışları varsa o hareketlerini düzeltme hmm. Geçer ama ben daha aktif olarak ama 170 80 süper rakam. Evet ya. aktif olarak. Yani her seans 170 80 sana katılır sanki. Evet evet. Bravo. Ya Bravo. Ben yerde mesela dışa ayakta hareketleri gösteriyorum. Bravo. İşte sınıf içinde dolaşıyorum, sekiyorum falan. Bravo. <laughs> Şimdi herkes senin bu enerjinden bahseder. Herkes böyle kimden kime sorsak ne co? Herkes enerjinden, işte heyecanından ondan bahseder. Peki bunu nasıl korun ya onu çok merak ederim. Herhangi bir takviye alır mıyım, Şimdi, Beslemeni, ne yapayım? Evet her işin başı şeydi sevgidir. Ha. Ben onu derim yani insan ha. sevdiği işi yapınca asla yorulmaz evet. Kim mutlu olur. Evet. Ne kadar yorgun olursan bile e, o işi yaparken seversen o işi ki günün kötü gidebilir mesela gün içinde Tabii işte ki. dış hayatta bir şey olur. Ben Tabii seansa ki. girdim de kendimi nötrlerim ve o an derim üyelerimle enerji alırım. Onlar da benden enerji alır o yüzden seansta kendimi kapatırım. Ve... Süper. Şu seansla ilgileniyor. Herhangi bir takviye yok. Takviye C vitamini. O kadar. C vitamini. Protein aynen. tozu, yağ yakıcı, kreatin. Yok, ya şeyler yok. Enerji şeyler şeyleri yok. Ve düzenli beslenme. Süper. Yani siz de bilirsiniz. Yani Sürekli süper. yani protein yemek olmaz. Süper. Ee, sağ olsun anacığım hazırlar <laughs> her şeyimi. Süper. Protein eksik olmaz. Suyumu... ...şeyimi. şey Kahvaltını düzenli yapan. Evet. Hep evet, Spor öncesinde tüketin mesela. Spor öncesi işte bir saat iki saat öncesinde. Ee, ya yulaf yerim. Hmm. Ya da Mısır patlatları var. Çok güzel onlardan öyle. ya da veya bir tane muz. Bravo. Yani güzel karbonhidrat beslenir spor öncesinde. Öğlerime de derim yani spor öncesi bir saat en azından. Bir şey yiyin. Hani... Bir şey yiyin çünkü kan şekeri düşer. E, aç olunca bayılmalar olabilir. Yani birkaç olabilir. başımıza geldi. Kaç dakikalık bir o seanstır bu seans? 45 dakika bir saat. Bir saat. Bir saat. Bir saat, bir saat yani. yani. normalde 45 dakikadır. Hmm. Yani bütün yurt dışı şeyleri. Hmm. 45 dakikadır. E, ve bize önerilen hmm. eğitimlerde verdiğimiz şey kardiyo ve grup seansları hmm. 45 dakikadır. Hmm. Ama bize yetmez. <laughs> yetmez yani biz. <laughs> bir saat. Bir saat. Mi? Bazen bir saat 10 dakika. Oh. Mesela Mesela Allah. ikinci grup Hocam hadi de başlayalım artık. 7 10 geçiyor oldu. Tamam tamam ancak bitiririm Allah şeyi. Allah Allah çok güzel. Bir Süper. daha Konuşmayı sevmem ya. Seansta işte gelir 40 kişi işte ona sesleneyim. İşte Aa, ona bir şey. Bu, bu... sefer hocama d 6'yı geçti Oo, saat başlayalım. Süper. Kaç seans oldu arka arkaya? İki, i̇ki seans. İki seans. Bizim, evet arka arkaya. Üçüncüye arka arka. girmen yani. Üç seans. Eskiden üç, üç, seans yapardım. Hmm. Yapardık ama. Ama şimdi, şimdi... Her, gün çünkü her gün sporu var şimdi. Evet her gün sporu var. Hem girdi. hoca etkili olarak veremez bence ha, o şeyi. Ha, çok doğru. Yani etki çünkü iki seansta enerjim bitmez ama ...sen, yani benim fikrim o üyeye o şeyi veremem O yüzden iki seans yeterlidir. Üçte artık kesin çok düşer. Üçte artık ama o zaman ilk stüdyoda yapardım hmm. ben daha önce ilk çalıştığım hmm. yerde. Hmm. Bisiklet sayısı azdı. Ha. Talep çoktu. Ha. O yüzden mecbur üçtü. Ha. Sonra kapatınca e, ha. şu anki... Sarı Fitness'e geçince. Okay. Yani ne, ne, joy, ne, joy yapan yer derim ben Değil. her zaman. Galiba öyle bir şey oldu. Evet tabii. Evet. Öyle bir şey oldu. Teşekkür ederim buradan da Sarı Fitness'e, Naim Bey'e bu Teşekkür. fırsatı sağladıkları için. Çünkü tek başına bir hoca e, tamam bir yere kadar hmm. bir şeydir ama... Gerekli ekipman da önemlidir tabii. senin için. Gerekli e, stüdyo da önemlidir. Tabii. Hep bunları sağlayabilmek de bir bütündür. Atıyorum en, en ufak bile e, tamir, Tadilat, bakım onarım, bisikletlerin bakımı çünkü çok zor bir şeydi yani TRX ile iple ama bisikletlerin bakımı yani profesyonel birileri onunla dokunması lazım bisikletlere o çok önemlidir. Tabii. Böyle bir ekipmanımız var diye Tabii. çok mutluyum. Çok güzel yani bir daha öyle bir şey var çünkü evet, evet, galiba evet, evet, öyle bir evet. ekipman şeyi var. Ekipman e, şeyi var tamir, onarım. bakım, onarım çok hmm. şanslıyım o konudan çünkü elektronik şeyden hiç anlamam <laughs> o işten hiç anlamam gerçekten. Ama Herkes Yani evde bir fiş bile şey yapamam yani. Herkesin zannı yani. Zaten bu iş böyle değil. Herkes kendi işini yapsın demektir. Evet mi? evet yani. Yani şimdi durup da sen biz tamir etmeye çalışırsan bak enerjinden kaybeden, ha. kendi yani işte teknik böyle... Olarak yani parçaların yerlerini falan bilirim ama teknik evet. olarak alıp da vidayı, gavurayı ya, sıkamam yok. yani. Gerek, gerek yok yani. gerek. Gerek evet. yok evet. Herkes kendi işini yapsın. Aynen. Herkes... E, çok güzel bir şey bu. Demek öyle. Onu çok merak ederdim. Peki e, sonrasında nasıl besleniyorsun? Eve gidip yemek yiyorsun. Yem. Sonrasında yine protein hmm. ve düşük karbonhidrat. Yani karbonhidrata <laughs> yüklenmem. Çünkü... Hmm kas kaybı için hmm. prote protein, o, yani. protein evet kilojende falan doldurmamız lazım. Hmm. Proteini yani proteini asla hayatımdan kesmemen. Yani, her gün muhakkak tavuk, e etimi eti, köftemi, en azından ya da hmm. yerim. Yani her gün et yemem. Ha, ha. Ama bir şekilde alırım, alırım. beslenirim. Sabah Peki. zaten yumurta ile hmm, Çok O güzel. proteini alın. Peki hiç kötü beslenemek onu Beslenirim çok merak ya ediyorum. beslenirim. Şeyi merak <laughs> ettim Çünkü bu spor yapan insanlarla, genelde onu ben bir araştırdım böyle kötü beslenir. zamanlarda enerjileri düşer. İşte konsantrasyon kaybı yaşar. Ya da işte o yaptığı sporda hı hı. enerji kaybı yaşar. Yani Bilmek öyle bir mi? şey olmadı. olmadı yani ben severim. Çikolatayı da severim. Ciddi. Hamburgeri de severim. Peki spor öncesi yer miyim bunu? Yok spor öncesi. Şey onu merak ederim. Yani, yani, mesela... spor olmadığı günler. Ha onu o, merak cumartesi, ederim. Cumartesi, pazar. Tek şansın o çünkü. Tek şansım o. Cumartesi, pazar ya da cuma gecesi. Yani sen mesela atıyorum şarşamba günü öğlen bir hamburger, cips yiyip de kolay evde akşam asbirgen geçemeyin. Evet evet. Yani ender yaptıkmışlığım var ama etkiler bu dakika performansı. Etkiler ama 12'de yerim. Hmm. Akşam e, 6'da başlar. O, hmm. arada hiçbir şey yemem. Hmm. Hazmederim kendini. Çok... Ama çok enderdir yapma. Ayda bir iki defadır ancak anladım, o olan. Anladım. Ama cumartesi, pazar. <laughs> pizza olur. mı da, hamburger mi <laughs> da, çikolata <laughs> mı da, şarabı mı da. <laughs> şarabı mı da, okey. da, içeri. Ya şimdi... Okay. Üyelerimizden çıkarık zaten devamlı. Çok güzel. Sen hemen onu söylerim. Şimdi biz deyiz. Bana sorular aynı şekilde ne diyor. Sen hiç yemez mi içmez <laughs> Biz de erik içerik ama benim durumum farklı, senin durumun farklı. Ben onu merak ederdim açıkçası. Çünkü sen sen de bir performans <laughs> sergilen. Evet, evet. yani üyelerimle beraber. E senin orada bir performans kaybın ya da orada bir yavaşlama ya orada bir tökez evet, değil mi? Evet, evet. etkiler, etkiler? Etkiler tabii ki. mesela, olsun. o gün ara oyun yapmayayım. Hmm. Daha biraz uykusuz da olayım. Mesela? Etkiler mesela. Uyku da çok önemli tabii, çünkü. Tabii. En az 6-7 saat uyumak lazım. Değil yani evet, bir gece şey uykusuz bir için. gece geçirip de ertesi, ertesi gün salona geldiğinde. geldiğinde kötü hisseden kendini. Değil mi? Yani belki üyeye çakmaz ama sen... Hmm. Kendini hmm. iki kat daha efor harcamak isten. Mecbursun. İşte aman İyi olayım Tabii. ama işte şey yapayım, seansı çıkarayım gibi. O yüzden hep onlara dikkat ediyoruz. Çünkü dediğim gibi farklı bir spor dalı. Da yani bir pilates, bir atıyorum ne bileyim bir... Şey ne gibi diyeyim, değil, ne evet. Yani sen sürekli aktifsin. Sürekli aktifsin çünkü üye de onu ister. Üyede onu At ister. Atıyorum yani spinning de on, onu olmak ister. Atıyorum TRX de. Mesela ben TRX'de hiç yapmayayım o gün Hı. seansı. Sadece komut vereyim, evet, olur. 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 Ama spinning de olmaz. Hı. Bravo. Atıyorum ben hiç o gün spor kıyafeti de giymeyeyim ama TRX yaptırayım, olur. Mesela. Mesela, olur yani. Evet işte 3, 3 çarpı 20 set bunu yapın arkadaşlar. Bitti. Hareketi söyleyin. Tabii. Arada 10 saniye dinlenin, nefes Tabii. alın, su için. Tabii. O belli başlı sporlarda mesela TRX de olur ama Spring'de öyle bir şansı yok. Yani Atıyorum ben da, kollarımı bağlayayım, ha, durayım mesela, orada. Mesela değil, da, evet. yapın diyeyim. Olmaz. Yani onlarda kötü bir kötü bir gün bile geçirsen. Evet. Komutlara çözebilin işi. Evet komutlara çözebilin ama diğerinde sen ben derim edeceksin? zaten mesela bugün TRX var. Ya, dinle, dinlenme günü diyor. Dinlenme yani, için dinlenme yani günü. Yani 75 dakika non stop. Yani yaparız. Diyerekse daha. Tabii. De. tabii. Yani ama sen daha. Az. Ama dinlenme. Sen dinlenin. Dinlenme günü diye hmm. şey yaparım onu ben. Hmm. Çok i̇fade ederim. Vallahi yani kolay bir kolay bir meslek değil. Onu söyledik. 5 sene değil. işte hayatımızın bir parçası. İş stresini azaldır. Evet. Atıyorum. Tabii, i̇şte tabii. o gün yo yoğun geçirdin. Çok yoğundu. Hmm. İşte gözlerin ağrıdı, kafan hmm. başın ağrıdı. Hmm. Onu gidip spora Bırakıyorsun ve eve tabii ya. öyle gidiyorsun. Tabii ya. Sonra ne bir duşçu bir Amerikan ucuk arkasına kanepede o, <laughs> Süper. en güzel keyif. Süper. Onu da merak ettiğim için onu da söyle bana. Kahve içer miyim peki bu spor öncesi? Ya tabii ki. Ciddi? Evet. Türk kahve ha. veya Türk kahvesi. Hmm. Yarım Hemen, saat önce ya da 40 dakika önce işte son işte beş gibi işte içerim. Hmm. Çıkmadan. Günlere ne kadar kahve içen peki? Onu da merak ettiğim. Günde bir sabah içerim. Hmm. Bir öğlen hmm. yemekten sonra hmm. bir daha spor'a gitmeden. O kadar. Bazen gece de ekstra çıkabilir. Bir yerde arkadaşlarımla bir kafeye falan çıktığımızda içerim. Çok Ama kötü. şey olmaz yani uykumu Etkilemez. Açma, etkilemez yani. Çünkü genelde spor sporcular bunu görür gözlerde. Evet, ki. evet. Çok kafein alımı. Evet, kafein alımı var. Evet çok Ben uyku, yani, yani arkadaşlar der ki gece kahve içersem uyuyamam. Ha. Hiç öyle bir şey yok. E zaten senin... Taşımı et... korkandan yatırım. Yani bu yaptığın sporla zaten yani etkilememesi gerek. gerek etkilememesi, evet. gerek. Peki şey çok merak ederiz. Bu spinningin faydanı bize bir açabilir miyim? Tabii ki. Yani spinning ne, neyimize yarar? Ne işe yarar? Hangi kaslarımı çalıştırır? Hangi bölgelerimizi çalıştırır? Çünkü bunu gelen mesela danışanlarımız sorar. Ben isterim spinning'e gideyim ama der. Peki acaba bacaklarım kaslanır mı? Ya da karın Bacakların büyür mü? Çok alınan bir mesela, iş ondan başlar. Ya da karın bölgesindeki yağlanmaya işe yarar mı? İlk gelirler mesela hocam derler, ha. E, baca, spinning bacak kalınlaştırır mı? Ha, ha, en mesela. çok sorulan soru budur evet, bana. Tabii. Hayır derim asla. yani evet. Çünkü halk arasında böyle bir algı var. Tabii ki. İşte spinning'e gelirsem bacaklarım kalınlaşacak. Öyle bir şey yoktur. Bir şey bir şey Hı -hı. Bacaklarımı göstereyim. Bakın benim kalın kalınlığım 10 <laughs> yani senedir yaparım spinning. <laughs> Süper. Yani o yüzden o kalınlaştırmaz. Yani buradan üyelerime de söylüyorum evet, soranlara güzel. da. Hı -hı. Peki böyle karın bölgesindeki yağlara faydası tabii var mı? Tabii ki çok faydası var. Evet. Evet. Özellikle spinning zaten... E, Kardiyovasküler yani kan dolaşımı hmm. baştan aşağı olan bir spordur. Yani hmm. hareketi yaptık sonra seansla kan dolaşımı baştan aşağı vücutta etkilidir. Özellikle bacak vücudun alt tarafı için hmm. bacak e, karın bölgesi içindir hmm. ama üst tarafları da etkisi var. Hmm. Atıyorum alt taraflara etkisi yüzde %80-90 sa hmm. üst taraflarda da yani 50-60 %50'lere kadar etkisi var. Bir de hareketler zaten. Hareketler çünkü biz şimdi... Spinning yapar. Aslında hmm. spinning, Amer bizim yaptığımız spinning Amerikan style'dır. Hmm. Çünkü ilk Amerika'da üretildi. Hmm. Yani biz e, daha çok biz etin üstünde dans ederiz. Evet. evet. Yani eller, hareketler, hmm. gollar bu şekilde. Hep bütün vücut çalışır. Hmm. Bir de cycling var. Hmm. Bana çok sorarlar bunu. Hocam cycling spinning arasındaki farkları. Cycling daha çok oturarak, ...yüzde %80-90 oturarak güç şeklinde. Hmm. Yani dümeni tutup düz çeviriyorsunuz. Standart bisiklet sürme gibi ya. Standart bisiklet sürme ha. gibi ki cycling daha çok yarışmacılar yapar yani profesyonel bisikletçiler Mantıklı. evde Mantıklı. güçlerini e, artırmak için kuvvetlerini artırmak için cycling yaparlar hmm. evde. Onu daha çok profesyonel şeyler ha. cycling yapar. Yarışmacılar Yarışmacılar ama spinning'i normal bireyler çok güzel. daha çok yapar ve spinning daha şeydir e, onlara eğlenceli. eğlenceli gelir. Çünkü e, tabii. cycling hocam biz oturmaktan sıkılırız. Tabii tabii. Çünkü biz %90 95 ayaktayız. Yani hep ayakta. Hmm. Ama cycling'de yüzde 90 oturun. Mantıklı. O yüzden biz Amerikan style yani ilk Amerika'da doğdu ya Kaliforniya'da O biz onu devam ettirdik. Biz, biz o style devam ettik. Çok güzel. Ki çok ben güzel. Bakarım yurt dışında özellikle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde hmm. cycling tarzı yaptırırlar. Hmm. Bir tek bu Amerika hmm. tarafında spinningdi bizim yaptığımız hmm. gibi spinning çok ve ilginç. bizim spinning Kıbrıs'taki spinning türedi ve çok güzel bir hal aldı yani. E yurt dışında bu şekilde yaptıran yoktur yani Allah bu, Allah Allah. Allah. bu şekilde eğlenceli Eğlenceli var tabii ki ama el hareketleri biz çok ürettik. Yani ha, bizim kendiniz burada Evet buradaki çok hocalarımız güzel. E, çok gerçekten güzel. çok iyi Bravo. hocalarımız var spinning'de. Bravo. Onlarla beraber çok güzel herkes kendi tarzını buldu ve hmm. el hareketleriyle müzikle bir dans yapıyoruz yani. Ben çok güzel dans sefarilik şey. yani şu an orada. E i̇şte odurlar güzellik o evet, yani. Odur. Güzelliği o yani dans ederek insan oradaki bırakın sporu. Bu kötü gibi 40 50 kişi bir anda uyumla yapar. Evet işte o çok güzel. En güzel o. Tabii bu hemen yakalanacak bir şey değil. Belli bir süre lazım. Tabii sonra ki yani ilk şey. üyeler gelir hocam biz işte nasıl yapacağız seanslarda. Aha. Derim öncelikle 4-5 seans. Evet. Ee, siz bir Bısırma. görün. Çevirin, bacaklarınız hmm. güçlensin. Hmm. Hemen e, bizim gibi dediğim gibi ayağa kalkmayın. Tabii kalkın ama yorulduğunuzda hmm. oturun çünkü tutulmalar olur. Hmm. 24 ile 30 saat sonra ilk sonra tutulmalar olur. Hmm. Bacakların güçsüz olduğundan hmm. dolayı. İlk etapta ne fark? Bacaklarımızı güçlendirdik. Hmm. Yani ben derim koordinasyon önemli hmm. değil. Hmm. İlk etapta e, bacaklarımız güçlenecek. Hmm. Bacaklar güçlendikten sonra biz ritim hmm. ve koordinasyonu ve elleri kullanmayı onun üstüne inşa edeceğiz. Okay, yani ya. 5-6 seans Süper. öyle gider. Çok... Peki bu spinning'i kimler yapamaz? Kimler yapamaz? Güzel soru. yapamaz? Evet. Herkes yapabilir mi? Yani sağlıklı olan herkes yapar. 5 yaşta Yaş, çocuk gelse yani 75 yaşta kim? 14 yaşında ha. ben üye de alırım. 14 yaşında ergenliğe girmiş. boy olarak bacak hmm. boyu hmm. bir yetişkine yakış şey seviyesine yetişkin hmm. seviyesinde olduğunda yapabilir. Hmm. Yani 14-15 yaşındaki bir... Çok güzel. Onlar için, çocuklar için özel bisiklet yok. Yok çocuklar yani öyle 7-8 yaşında biri hmm. Yapamaz, ne zaman ergenliğe girer, bacak boyu uzar, bacak boyu uzar. ve e, yetişebilir şeye, hmm. yani pedallara, pedallara yetişebilen herkes yapabilir, Tabii. sıkıntı yok. Yani yaş limitimiz? 12 yaşında da üyen vardı, baktığımda 14-15 yaşında, Çok güzel. filinta gibi uzun boylu. bir, bir o yapabilirdi. Üst yaş limitimiz? Üst. üst. <laughs> Baks kaç? Bak, kaç? kaç yaşında böyle, üyen kaç yaşında maksimum? Ee, anacığım var. <laughs> Şimdi ...yaşı ya, çıkacak. Şimdi burada yaşlı demeyelim ya. Değil, mi? evet, değil. <laughs> o, o örnek olmadı. Yani... <laughs> yani böyle 70-80 yaştaki insanlara yapabilir miyiz bence? 80'i şey? önermem, hmm. 70'i önermem. Hmm. Ama hmm. 60-65'e kadar hmm. sağlıklıysa, hmm. hiçbir pro, e, şey problemi yoksa, sağlık sorunu yoksa, sağlık sorunu yoksa hmm. bir belinde sıkıntı yoksa... Hmm. ...ki öyle sorar, hocam işte benim bel fıtığım var, hmm. işte... Nasıl yapabilirim? Ben Derim önce doktorunuza danışın. Tabii. Derecesini bir söylesin size. Hmm. Eğer dedim doktor yani doktorsuz kesinlikle ben Çok kabul mantıklı. etmiyorum. Eğer zaten sayan gelin yeni biri olduğunda sorarım. Bir sağlık sıkıntınız var mı? Probleminiz var mı dizlerde, de. Hmm. Eğer varsa derim kusura bakmayın sizi alamayın... Önce bir doktorunuza şey yapın. Danışın. Danışın doktorunuza derse hmm. o raporu bize gösterin. Gelebilirsiniz. Çok mantıklı. Çünkü onun ayarlamaları da yaparsınız herhalde. Evet yani evet, evet çünkü evet. Yumuşak sert yumuş, ayarı, evet, ayarı var. Evet sert ayarı var. Mesela ders programlarımızı ona göre ayarladık. Ders içeriğinde başlayalım. mesela biz interval çalışırık, işte hmm. yavaştan başlayıp hmm. hızlıya çıkarmak hmm. tekrar böyle ivme şeklinde hmm. ee, ders programlarımızı yapıyoruz ki o öyle yapılının ders programları. Ee, kan basıncından farklı etkileri var ve yağ yakımını hızlandırır. Aynen o internetten önemli bir şey. Evet. Zaten. ki e, Şeyimiz de var işte bisikletlerimizin ayarları var resiz has hmm. Stoplarınızı sıktığınız zaman hmm. bir dağ bisikletine dağ çıkar gibi bir dağcının hmm. ona göre tırmanışlarımız da yapıyoruz. Hmm. Her, her ders buna değişir. Her ders değişir. Ben mesela aynı de tutmam her dersi. Bazı ders çok zor olur. Hmm. Hocam der biz öldürdünüz <laughs> ettiniz. Edir, Peki bak, bunlar üyeler bunu bilir mi yoksa bilmez Eşini dersin mi? içeriğine göre bilirler. Ha, okey yani Anladım. Tamam, ne okay. bugün böyle yaptıracak ha, girişinden bellidir belli okay, şey. Ok. Anladım. Bir <laughs> daha, neye bakarım, atıyorum o gün gelen üye kapasitesi. O gün ha. geldiler çok yorgun görünürler. Anladım. O gün çok böyle yormamaya çalışırım anladım. kendilerini. Derim evet bu ders sizi çok yormayacağım orta şiddetle gidiyor ama diğer ders ha. herkes dinlenmiş gelsin sizi parçalayacağım. <laughs> çok güzel. <Süper. gülüyor> e Derim ona Süper. göre değişik. Şey Süper çok güzel. Tamam. Ee, peki <laughs> ne kadar? Laptop yapılması gerek. Bu yani ideali nedir? 2 mi, 3 mü, 4 mü? Şimdi ne tavsiye ederseniz herhalde. E, bir, bir insan metabolizması her gün 30 dakika Hı. e muhakkak şey yapmak zorundadır. Bir aktivite bir, bir hareket, bir Hı. aktivite Hı. yapmak zorundadır. Hı. Bu literatürde de Hı. yazar. Hı. 30 dakika her gün yapmak zorundadır. Hı. Ben bizim haftada 3-4 seanslarımız. 3 gün yeterli olur Hı. bir saatlik. Hı. Hı. Ama 4 4 3 ideal. 4 da ideal ama 5'in üstüne çıkmalarını Hı. önermem ben. Hı. Hı. Yani haftada 5 Fazla. ...fazla gelebilir, özellikle bazı, spinning için. Bazı insanlar Çünkü, yapar, yapar galiba, evde de yaparlar galiba. Evet evet, vücut biraz dinlenmesi de lazım, hmm. vücuda biraz esta vermen lazım. Hmm. Ama atıyorum iki gün spinning yaptı, hmm. iki gün TRX yaptı ya da o hmm. çok iyidir. Hmm. Çünkü spinning ve TRX birbirini bağlayıcı sporlardır. Çok güzel. Birinde kaslarımız çalışır, o birinde daha çok yağ yakın yaptığımız hmm. için etkilerini özellikle Vietnam'da uyguladığımızda etkilerini daha çok görmekteyiz. <laughs> Var ya öyle üyelerimizde. Çok hem spinning hem TRX'e <laughs> beraber yaptığımız etkileri bayağı görünür. Süper çünkü ben bazen duyarım yani bazı insan mesela evine de alır bu aleti. İşte bisikleti diyelim evet, Bir ay sonra vazgeçer. Bir ay sonra vazgeçer. <laughs> ya da mesela çok hırsız olur. Evet. İşte iki gün giderim ben der spinning'e. Hocamla beraber çalışırım. Ben i̇ki üç günde evde yaparım evet. Der. İşte onu merak ederim ben. Doğru mu beş günü haftanın beş gün yapmasın? İşte beş gün ideal anladım. Değil. değildir. Anladım, ama anladım. bir de nedir? atıyorum bir günde evde yapar ama evde yaptığı daha az ciddi Tabii, olduğu için anladım. onu yapabilir. Anladım mantıklı. Daha az ciddi. <laughs> mantıklı çünkü yani sağolak iyi olmaz. E, i̇ster istemez o enerji de çeker. Atıyorum Hı. evde yoruldun hadi yarım saatte bırakayım diyebilir. Evet, ama sporda öyle bir şansı anladım, yoktur. Anladım anladım okey. Hani bu... bir saat o ders çıkacak. <laughs> Peki bu online iş ne, Neden? Online ne, Online düşüncen ne? Şimdi online, online çıktığı pandemi sırasında. Evet başınız, evet. Ha? Aslında online pandemi de yaptım ama yaptım. spinning yapmadım. Sana onu merak, merak ederim. Spinning online'ı merak ederim. Spinning online Hı. aslında talep var işte var. hocam. YouTube kanalı açın. Ha mesela. Yurt dışından da ha, sağ ha. olsun arkadaşlar ha. var işte. Hocam YouTube kanalı açın. Orada canlı yayınla. Tamam da ben derim o hem vaktim yok öyle bir sinema uğraşacak bir de o enerji yok. Ben üyelerimden enerji alırım. Anladım. Ha. Yani dediğim başta da söyleyeyim yani ben çıkıp da. Evet. boş bir salonda stüdyoda ya benim tamam. yaptım da yap 10 dakika çeviremem. Anladım. anladım. Çünkü onlardan beri beş şarkıyı da söyleyen tabii. enerjiyi de alın. Karşılıklı. Karşılıklı atışında. Tabii tabii tabii. tabii. <laughs> Televizyona, monitöre bakayım da monitörün önünde evet, çevireyim. Evet çevireyim o farklı bir şeydir. Anladım. Ki yapanlar var ama bence o enerjiyi yani ben veremem o anladım, enerjiyi. Anladım anladım. Benim ben bana göre değil. Bana diyorsun. göre değil onlayın. Anladım. İnsan lazım bize. İnsan lazım. i̇nsan lazım bize insan. Dokunmak lazım. Aa, aynen. Dokunmak lazım. Aynen, aynen. Peki şeyi merak ederim. Sakatlık riski var mı baka? Tabii ki sakatlık riski yani, nasıl, var. Nedir yani nasıl bir sakatlık olur bir spreyinde? En çok gördüğümüz nedir? En çok gördüğümüz öncelikle teknik arızalardan dolayı bir sakatlıklar hmm. var. Bir de hoca. Hmm, kaynaklı sakatlıklar var. Hmm. Teknik olarak bisikletlerin bakımlı olması lazım. Huh. E, Pedallarımızın iyi ayağımızın iyi geçirmemiz lazım içine. Çünkü çıkabilir Tabii. pedallardan. Hmm. Onlar çok önemlidir. Hmm. E, bu spor dalında. Hmm. Hoca başta yeni gelen birine söylemesi lazım. E, bir bilgi vermesi lazım hmm. başladığında. işte pedallarımız bunlardır. Eğer çıkarsa ortada stoper var. Bu stoper, stopere basmamız lazım. Hmm. Bundan kaynaklıdır. Ders içeriği olarak antrenmanın Hocanın uyguladığı antrenmandan kaynaklı e, sakatlıklar olabilir çünkü hmm. hoca atıyorum ısınmadan dersi başlattı ha. var öyle örneklerde, örnekler e, daha e, günler sıra de daha yapılan ha. çalışmalarda ha. bazı hoca zanneder direkt çok yüklen anında yüklediğinde de 40 dakika bir saat yüklediğinde zanneder çok daha kalori harcayacak hmm. o öğrenci ama öyle bir şey yok. Tam tersi aslında zararlı. Tam tersi zararlı hem dizlere zararlı. Hmm. Hem her yere zararlı, ama bele her zararlı. Her sporda öyle değil, yani her sporda mutlaka bir her ısınmak. sporda bir ısınma olması lazım. Hmm. Vücudu sen ısınman lazım, alıştırman lazım. Hmm. O yüzden yani Bu ben verdiğim de eğitimlerde da, e, trainer eğitimlerinde de, de diyorum e, aday hmm. hocalara kesinlikle çok hızlı yapmak çok kalori yakmaz. Hmm. Çok hızlı yaparsan iyi bir hoca da olman. Hmm. Evet. O dengeyi sağlaman lazım. Evet. Mesela bazı öyledir, hocam hadi biraz daha hızlı yapalım, Aha. biraz daha hızlı yapalım Aha. ama. O hızlı yaptığında da arkadaki atıyorum öndekiler yapabilir. Evet. Ama arkadaki yapamazsa arkadaki insan katlanma riski var. Hmm. O yüzden 40 kişiye bir Anladım. denge halinde sen ders programını ilerleyeceksin. Tabii ki hızlı yapacaksın. Tabii. Ama ...o hızlı şarkının yerini, saatini sen hoca ders programında belirlemesi lazım. Bu da tecrübe kazandık sonra olur. Mantıklı. Yani bana, benim şanssızlığım bana hiç bu şekilde bunlar aktaran bir Anladın. hocam olmadı. Ben kendi kendime öğrendim. Kendi geçiyor. kendime Anladın. araştırdım, ettim hmm. ki yurt dışında aldığımız eğitimlerde de... Hmm. ...birebir e, bunları bize söylediler hmm. ama uzaktılar. Ve hmm. Mesela benim yetiştirdiğim üyeler var. Biz hmm. sürekli kontak halindeyiz. Tabii tabii yani mutlaka tabii. Bunu böyle yapayım mı? tamam bunu böyle yap. Mesela benim o şansım olmadı. Hmm. Bana yani ben takıldım da birbirine soramadım. Soramadım ben. Soramadım. Kendi kendime kendi öğrendim. Kendi ben. kendime öğrendim. Tecrübe ama düştüm kalktın. Ama şu an piyasa arttı, hoca evet, tabii. sayısı arttı. Tabii. Biz birbirimiz arasında çok fikir alışverişi de yapıyoruz mutlaka, hocalarımızdan. Tabii. Bu çok önemli bir şeydir. Gördüm videolarını Instagram'da şeye gitmişsin. İstanbul'da gemide. Evet, çok yani, güzeldi orada. Türkiye'de de. E, bir şey. O neydi? Eğitim var. miydi? Yok. Neydi Türkiye'den o? arkadaşlarım var, hoca arkadaşlarım davet ettiler. Allah, Allah çok Onlar güzel. event yapalılar. her böyle şeyde. Ha, bir event o. Bir eventti, ha. kapalı bir grup eventti. İşte ha. yat kiralandı. Çok güzel. Arka arkaya şeyler oldu. İstanbul Boğazı'nda. İstanbul Boğazı'nda çok güzeldi. Yani çok ben güzel. şeyi düşündüm oraya gittiğimde üyelerim ve ben orada olsaydım. Öyle. Daha da yıkardık orayı. Yani orayı daha da yıkardık biz. Yapılabilir burada da neden olmasın? Şimdi bu sene düşündük Ağustos'da yapalım. Yani geçen sene Ağustos'da. Ha, ha. Uygun şey bulamadık. Gemi. Evet yat bulamadık. Yat çünkü bulamadık. hepsinin üstü tahtadır hmm, Ve çok e, kaldırmaz. kaldırmaz. İnşallah bu sene hmm. bulacağız. Arkadan köpük partileri falan. <laughs> yani en azından 15 tane bisiklet bile olsa. 10-15 tane. Grup grup. 40 kişidir, Neden 50 olması? kişidir. 5 seans, 15 dakikalık şeklinde. Çok güzel. Bir işte bu evet. sene var planlarda Oo. bulunacak. O, o yat bulunacak bu sene. Oo, hadi bakalım bu güzel. Güzel hadi buradan evet, üyelere bir evet. müjde. Evet. Çok güzel. Evet. Tabii lazım. Sizin Etkin tam... Çok etkinlik yapar. Evet. Mesela bizim partilerimiz de olur. Hmm. Evet mesela Halloween partilerimiz olur. Hmm. Ee, dışarıda herkes cadı kostümüyle çok gelir. Oo, yani... Ya da konsept partilerimiz olur. İşte mekanı kapatırız. 100 çok 100 güzel. kişi, 150 kişi. İşte güzel tarafı bu yani eğlenceyle. O'dur. Evet evet eğlenceyle. oldu. Meyhane gecelerimiz olur mesela. Çok güzel yani eğlence nasıl az sporu Eğlencedir. Mesela Yıl başında herkes işte başında Noel babacık takar, şapka takar ya da bir boynuz takar. O şekilde. O şekilde şarkılar ona göre olur ya da 90'lar gecesi yaparık. Hmm. Hep şarkılar 90, herkes 90'lar giyini işte tozluklar, hmm. taytçıklar. Allah Allah. O şekilde ben saç takardım işte bonus Süper. Şeyi. Bir gördüm, bir fotoğraf. gördüm, görüntüler, var gördüm, öyle gördüm. görüntüler. Peki tamam tam buna girdin. Yani hangi daha çok tercih edin? Genelde. Onu çok merak ederim yani müziği Kim sen mi seçen <laughs> yoksa salondaki müziği? Kulağıma mi? ne hoş gelirse beni ne mutlu eden müzik gelirse onu seçerim. İşte Ara, hazırlanın hazırladık Yani benim şeyim var. Ha -ha. E, 304 400 şeylik bir arşiv birikimim var. Hmm. İlk zaman hoca olduğumda hmm. her gün YouTube'daydım. İşte bu hmm. müzik olur, bu şey olur. Böyle bir üyelerimizden başlaştık. Atıyorum üyeler işte. Tamam. Arabada dinler. Hocam biz arabada bunu dinledik. İşte araba sürerken bu hareketi yaptık. Bu spinning <laughs> olur. Hemen <laughs> atarlar. Ben şey Allah yaparım. Allah Allah. Ve Mesela gruplar bazı grup İngilizce sever. Bazı ha. Türkçe atarlı şarkılar sever. İşte Demet Akalın, Hande Aa. Yener. Öyle atarlı. Çok güzel. <laughs> Ona göre dersin şeyine göre, nabızına göre. Bir bazen dönem, trans. Trans da. Bir trans dönem ben de paylaştım sosyal medyada. Bir Türkiye'de bir grup şey yapmış böyle damar bir şarkı. Damar evet. Damar şarkı da böyle gayet böyle evet, bunalım yani, bir şekilde bir ses söylüyorlar. Yani bazen dedim, dersin damar şarkı da mutlu olurum. Evet. Avulurum. Aynısını ben de eğer baktım ben de. Yani dedim, ben de arabada da mesela damar şarkı dinleyen mutlu olurum. Birileri var bunalım damın Hayır. Değil. Yani damar şarkı dinleyerek mutlu olurum. Hiç yani beni, çok güzel bir şey aslında yani, yani evet. bu şekilde böyle sporu müzikle birleştirmek, ışıklara evet. birleştirmek, evet. O onu şekilde. çok merak ederdim bu müzik olayını çünkü. Müzik olay bir de mesela bazı hoca var mesela Türkiye'de bir hoca şey dedi bana hocam ben işte kendi müziklerin dışında başka müziklerde hmm. spinning yapamam ha. bir de böyle hmm. şeyler var. Çünkü alıştı onun temposuna. Alıştı hamletine. o tempoya ben dedim öyle bir şey yok mesela uyatar bana bir müzik hemen yapalım bunu seansdan uydururuk derim yani hmm. oldururuk. Hmm. Olmasa bile. Bu önemlidir yani bu müzik İlginç ve kulak daha çok önemlidir. Ben üyeleri derim, gelen üyeler mesela iki gün gelir, iki seans gelir, üçüncü seans açılır ya. Allah. Sanki bir yıllık yaparmış gibi. Allah Allah. Burada kulak çok önemlidir. Kulak ve ritim duygusu Aa. bizim yaptığımız sporda çok önemlidir. Ki çok benim fotlör geçmişim var. Aa. Spinningden önce de fotlörcüydüm, fotlör eğitmeniydim. Ne zaman fotlör eğitmenliği bitti, 2011'de... Akabinde spinning başladı. Çok benzer aslında biraz <laughs> benzer da yani. Benzer ritimdir çünkü şey... fotlörde de mesela sağ ayağından başlan, spinningde her şeye sağ ayağından başlan. Allah Allah bir öyle değil. Bir ritimdir, <laughs> fotlör bir grup işidir, hmm. bir topluluk. Bu da yani. öyle. Bu da aynı şekilde, ben ben çok benzedirim. Belki o yüzden de bu kadar spinningi sevdim. İşte onu derim yani. İçinde müzik var, evet. ee, grup var. var yani çünkü gruptan biri yanlış yapanca, yapınca grubun motivasyonu da düşer. Hmm. O yüzden bir grup bütündür bir bütündür. Nasıl yaparsınız? Genelde en iyileri yani en tecrübelileri diyelim en öne yeni gelenlerden arkaya. Yani şimdi bu çok e, kritik bir soru <laughs> aslında. Evet. Bundan ilgili çok bir şey değil. Yani bu şey e, şimdi çok eskiden hep böyle bu yer tutma kavgaları vardı. Hadi, vardı şimdi olurdu. Çok var çok Allah. var. Halen var. Halen de var. Hadi Ama yok. azalttık onu. Azalttık. Onu. Azalttık. İşte yer tutarlar İşte bir kişi dört kişiye tutar. İşte biraz evde müdahale ederdim Haa. Arkadaşlar yapmayın. Çünkü sonuçta Orada sen herkese eşit davranmak zorundasın. Tabii, Mesela evet, benim annemle gelir. Tabii, o, da o da eşittir. Tabii. Benim gözümde mutlaka. herkes, oradaki 40 kişi, 45 kişi eşittir. Mutlaka. Ben kimseye e, tolerans yapmam. Yani mutlaka. atıyorum sen senin yerin budur, Hı -hı. öne otur, sen arkaya otur diye bir kural yok. Çok güzel. Ama beklentimiz nedir? İyi yapanlar, bir saat seansı çıkarabilen insanlar önün ön öne oturması i̇şte, lazım yani ben de, ki arkadaki ha. de onu görsün. Bravo. Onu arkadaki yani de ben. onu görsün. Çünkü ben bir saat önde bisikletin orada değilim. Tabii. Bravo, arkaya da güzel. gidelim. Çok mantıklı. O yüzden ön sıra, ikinci sıra birbirini takip etmesi lazım ki ön sırayı arkadakileri de izlemesi lazım ki benim yokluğumda o ön sıra kesinlikle bozulmasın. Çok mantıklı. Mesela bazen gelir bir üye işte hemen öne oturur. Hmm. E ben derim kusura bakmayın. Yani sınıfın bütünlüğü için bir arkaya geçebilir misiniz? Hmm. Daha çok yenilere bunu, yenileri arkaya alırım. Yenileri arkaya alırım. Hmm. Çünkü düşünün siz ikinci sıradasınız, yani üçüncü sıradasınız. Tabii. Çok iyi yaparsınız. Tabii. Önünüzde biri otursun. Tabii. Evet. Yani Tabii. ister istemez motivemiz bozulur, benim motivem bozulur. Çok mantıklı. Çünkü orayı bırakıp ben arkadaki e, üyeye gidip destek veremem. Çünkü ön sıra bir arkasını takip hmm. eder. İkinci sıra ön sırayı takip eder. Tabii. Üçüncü sıra ikinci sırayı takip eder. O yüzden çok cilet mantıklı. gibi olması lazım. Çok mantıklı. Hmm. O yüzden... Tamam. Yani şimdi şimdi düşünürüm ben böyle gerçekten öyle yani benim önümde bir mesela biri yapamazsın Evet. etkilenirim. Motiveniz mutlaka, düşer. Mutlaka. Yani Motiveniz düşer ya da siz sağ yaparsınız o sol bassın. Tabii mesela. Çünkü domin etkisi şey olur böyle şekilde siz bu tarafa gidersiniz o diğer tarafa gider bu şekilde olur. Tabii, o yüzden çok önemlidir bu çok şeyle? Çok ilginç bir şey yani çok yani farklı bile... bir şey. Sınıfı bırakın eskiden mesela eski spor salonunda da şeyler yaşardım Girne Girne'de test verdim bu arada hmm. Girne'yi bıraktım son bir yıldır. Öyle mi? Üyelerim ister gelin gelin ama zamanım yok. Aa, Onlar işte. da sevgiler Girne evet. üyelerime de buradan. Evet, kolay değil. Yani şeydir atıyorum herkes öne otursun ister ya bazen tatsız şeyler de olur. Hmm. İşte hoca bunu da yönetebilmesi lazım. Evet. Atıyorum birbirine laf tabii, söyleyebilirler. Tabii, tabii. Senin için burayı tuttun. Tabii olabilir. Senin için burayı tuttun. Tabii, yani orada tabii. hoca devreye girmesi lazım ve çözmesi lazım. Tabii ne istersen. Var sen. öyle hocalar tanıdığım hmm. atıyorum ayrımcalık yapar üyelerine. Hmm. Olmaz. 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 Yani ayrımcılık yapmayacağım. Ben yani çünkü oraya herkes Aynı parayı verip gelir. Kesinlikle. Ee, aynı Tabi iş ki. hizmeti almak zorundadır. Kesinlikle. Ha salon dışı. Sen kiminle görüşürsen o ayrı. samimi atıyorum ben Orhan'la salon dışında Tabi. can ciğerim. Amaspi'ne geldiği olmaz. Orada Tabi. herkese nasıl davranırsam Orhan'a da öyle davranmak zorundayım. Çünkü bu işte motivasyon, psikoloji çok, çok önemli. önemlidir. Yani Tabi. bu ayarı kaçırdığınız anda kopar. Kopar Değil. ve üyelerin gözünde de bitersiniz. Hmm. Çünkü atıyorum işte ne diyor? işte buna daha çok samimi. Evet. Davranır. davranır. dediği anda biter. Bay bay, yavaş, o yüzden Tabii. bir kural olması lazım, bir disiplin olması lazım. Hmm. Mesela en sinir olduğum şey seansta telefondan oynanması. Ah. Atıyorum biz seans yapar, <laughs> telefondan oynanır. Nasıl nasıl telefon oynayacak o şeyin içinde, temponun için, i̇şte içinde? İşte bazen bir mesaj gelir, bir ha. şeydir. Yani üyelere de hak veririm o konuda. Ha. 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 Ama ben şey olurum böyle. Sen de etkilenirim. bazen giderim telefonu alırım, korum şeye. Mesela telefonun bizim bir setimiz üstünde telefon goma yelecekleri var. Telefon oradaysa alırım yere korum. O kadar <laughs> e <Ve> dokunamazsın telefonu. <laughs> Şimdi ama o... arkadaşlar sağ olsunlar. Evet. Ama o gerçekten etkiler. Etkiler. Es, yani ben hatırlarım öğrencilik zamanında. O çok umursamazdık öğretmenimize söylerdi hatırlarım. Evet, Üniversitede evet. hocamız söylerdi. Umursam. Şimdi ben eğitim verdiğim zaman mesela seminere giderek hani böyle ve önümde dediğin yani, gibi yine Joe. Telefonda biri oynasın. Biri telefon, hele en öndekiler oynasın. Evet. E, benim şeyim süper. etkiler. Süper. <laughs> benim çok etkiler beni. Gerçekten yani derim, acaba derim yanlış mı anladım? Dinlemezim mi <laughs> evet, acaba? Evet, evet. Sıkıldılar acaba mı acaba? Sıkıldılar mı acaba? Ve motivasyonum düşer. Düşer evet. Hoca, bir hoca olarak. Çünkü orada 40 kişi var. Tabii. Ve o 40 kişinin Tabii. biri bile yani bir şey yapsa. Tabii. Yani atıyorum 39'u güler. Tabii. 40. böyle biraz şey Evet, evet. Takılırım ona. Takıl. Yani derim olmaması lazım. Yani yanına bir, yani, bir, şey, mi, derim, bir şey, şey mi var yani Aa. ya da bir ağrısı mı var ya da kötü bir haberimi aldı bazen. Hmm. O yüzden derim mı? Altıdan niye diye var. Bir saat dış dünyadan keseceksiniz. Nasıl ben dış dünyadan Bravo. her şeyimi keserim? Bravo. Siz de keseceksiniz. Öyle o anı yaşayacaksınız. Bravo. ve Eve o şekilde rahat gideceksiniz. Bravo. Bu çok önemlidir. Yani tüm yani. spor dallarında böyle olması lazım. İşte verilen eğitimleri de ben her zaman bunu derim yani siz bunu sağlamanız lazım üyenize ki üyeniz mutlu olsun mesela öyle danışanlarımız gelir bana fitness'a e gider. Değil mi? Eee işte ne kadar salona gidersiniz, gidersinizler? Ne kadar kaç saat kalırsınız? 3 saat kalırım der. Dedim yani 3 saat çok üç güzel. Siz saat... de aktif ne kadar kalırsınız aktif. derim? Evet aktif. 1 saat ya da 45 saat, dakika. 1 saat ya da 45 dakika dur. Ya, nasıl Üçüncü yani? Bütün gün telefonda. Atam bir hareket yapar telefonda oynar. Aynen öyle bırakır. İşte bravo. bizim öyle der ki hocam işte ben en çok aldığım şey çok güzel 1 saatte kompakt ...bir şeyde paket diri derik. Haftalık 3 saatimizde şey yapar denk geliyor. çok, çok güzel. iyi. Haftada 3 saat kendine ayırmak lazım. Ben derim işte bazen Hiçbir çok zamanım yok, yok şeyim evet. yok ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya da çocuk iki çocuğum var, üç çocuğum tabii. var. Tabii tabii. Öyle bir şey yok. Bir şey sonu yok yani bu şey. En azından 2 gün, 3 gün. İnsan haftada en azından 2 saat, 3 saat kendine ayırmak zorundasın. Çok güzel. Bak sabah sabah seanslara başladım. Ben evet, çok buçuk çok iyi oldu. Evet, yani müthiş. üyelerim sağ olsun. Müthiş. Yani her zaman bana derlerdi sabah yapalım sabah hmm. yapalım. Hiç açmazdım ama ne zaman açtım bir ay oluyor. Ben işe farklı giderim. Tabii. Ben, ben çünkü sabah sporu yapardım genelde. Evet. ben de gidip kendim sabahları çalış çalışırdım ama hmm. daha seyrek. Atıyorum bugün dedim biraz uyayım. Ama ee, sabah seansı başladım başlayalı işte işe gidelim. Odaya girelim günaydın nasılsınız falan. Başka benim. Arkadaşlar bir şey. der, bugün spor vardı böyle enerjik falan. <laughs> peki, ama, peki hem sabah yapan hem de akşam mı yapan. Doğru mu anladım? Şimdi sabah olduğu günün ha. akşamı t var. Ha, evet biraz daha rahat senin Evet, için. daha rahatım. E çünkü kolay bir şey değil. değil, evet, değil ama programladım kendimi o şekilde. Arkadaşlarım da bir mesela çok söylerler bana. İşte sen bizimle dışarı çıkman, gece vakit ayırman bize. Ya, ya. Ama derim bazı şeylerin bedeli vardır. Kesinlikle. Yani tabii. Ya. Bazı şeyler yapabilmek için bazı şeylerden feragat etmek zorundasın. Seçenek. Seçenek meselesi. yani ben tabii. dinlenip uyumam lazım ki tabii. karşımdaki bakıyor ertesi gün. Aktif olarak ona yardımcı olabileyim. Ya mutlu olduğun bir ortamdasın. Evet mutlu olduğum bir, evet, mutlu yani, bir ortamdayım. Mutsuz oldusan ya da istemeyerek yapsan belki vazgeçebilin. Kesinlikle ya o Ya da belki arkadaşına kılıp da ertesi gün diyebilin iptalleri bugün evet, seansımız evet, falan kesinlikle. diyebilin. Evet kesin. yani onun öyle örnekleri de var. Mesela ben hasta olsam bile o seans yapılacak. Yani, ha, çok şükür tahta veren çok hasta olan tabii, bir insan değilim ama şükür, Tabii. bugüne kadar 6 senedir yaparım. 2 defa hastayım diye 6 senede 2 defa iptal ettim seanslarımı. Süper. Süper, yani bravo. Çünkü hasta olsam bile ben seansa gittim de iyileşirim. Evet. Tabii o da. zaten Enerji. bu Atıyorum biraz boğazım ağrır. Evet. sıcaklığım var. Alırım Panadolu. Çok seansa gidereyim giderim. iyileşirim. Bitti. Bitti. Değil? Sevgidir çünkü. Ha Sonra bitti. eve gidip yatırım yatakta şey. O <laughs> ayrı bir konu, <laughs> o da lazım. O da Aa, lazım. Evet. Demek lazım. Spor başkası güçlendirir. Evet güçlendirir. O yüzden zaten. E, ne ister, sağ olsun. Hasta. Yani evet. Mesela hiç hasta olmadığımın grip aşısı. Evet. Ya olmam falan. Evet. Hiç, çok güzel. Olmadım. Bir de Covid olmadım olmadı covid Çok önemliydi bu yani Bravo. ilk zamanlar herkes çok korktu. Evet. Biz hep işte normal tabii. o zaman hatırlarım Mart'tan Haziran Mayıs sonuna kadar salonlar hı hı. kapalıydı zaten. Evet. Sonra açıldı açıldı salonlar hep devam ettik. Hiç kapatmadım. Hep hiç kapatmadım. Süper. Ve korkmadım da. Süper. Çok güzel. Ve üyeleri tedirgindi başlarda. Mutlaka. Ama sonra gördüğüde ki onlar da işte bu spor. Ee, Bizi iyi tutuyor. İyi tutar. Sağ tutuyor. tutuyor. Sağ tabii, tutuyor. Çünkü tabii. atıyorum ben spor yapardım. Covid yani o Vücuduma girdiyse bile, Tabii. yani efektlerini hissetmedim ki haftada son bir yıla bir buçuk yıla kadar haftada üç antijen da isterdik biz, grubumuz Tabii. var, WhatsApp grubumuz, haftada üç antijen yapıp o gruba bana atarlardı. Tabii. Ve öyle alırdık ve ben de yapardım ve olmadık ya da Tabii. işte bu bağışıklık bizi korudu. Öyledir ama ya ben her zaman söylerim evet. spor gerçekten güçleniyor. onu gören üyeler de baktılar ki Tabii. ha evet bak, Tabii. işte ne ne job bana vadelerdi. Mesela dışarıdan çok tepki aldım. Ha. Nasıl ya sen bu kadar 40-50 insandan gün içinde, gün içinde. şey nasıl e, Covid olman şaşarık. Ama ama demek ki spor ben yani enerji bir de mesela enerjiyi yaymayacağım ama Covid tabii, oluyorum bravo, evde oturayım bravo, da kapanayım bravo. da öyle bir dünya gelmiyor. Yani. Bir de psikoloji. Psikoloji o İnsanın kafası iyi olması gerek. Evet. Tabii ya. hem spor açısından hem bak bu beslendiklerimiz yediklerimiz bestlindiklerimiz, siz bestlindiklerimiz, daha iyi bilirsiniz. Tabii. yani ama senin beslenmen çok önemli. Yani ben proteinsiz bir bravo. hayat geçiremem bravo. yani. Bravo. O gün mesela karbonhidrat al, alırsan... Ama yanlış anlamasın insanlar. Tabii Sebzeni de yeng, meyveni de yeng. Tabii ki. Değil Sebze, yani de, meyve, her şey. Hep et, et, hep, et olmaz. Evet. Salatam da var her Kral. menüde. Süper. Mevsimine göre süper. salatam da, yeşilliğim de, brokolim de. Çok güzel. Çayım da, yeşil çayım da, yeşil elmam da. Süper. Her şeyim var. Ece başlangıç devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Vallahi süper programdı. Çok eğlenceli geçti. Daha konuşabilirdik <laughs> aslında. Son bir soru daha soracağım. <laughs> bir şey daha isterim. Tabii ki. Bunun ötesine. Yani bir ötesi var mı bu işin? Ötesi var mı bu işin? Ha, hedefin var mı? Yani bir üst ne bu işin? Yurt dışı mı? Yoksa ee, orada burada daha farklı planların var mı? Hayallerin var mı? Güney mi? Rumlarla ilişkiler bir şey var mı? Eğer hayatımda çok güzel soru sordunuz. Hı. Eğer hayatımda spinning olmasaydı ha. Kıbrıs'ı bırakıp yurtdışına dışına yerleşmeyi düşünürdüm. Oo. Evet bir Avrupa ülkesinde yaşamayı Oo. düşünürdüm. Oo. Ama ben ne zaman hayatıma birisi. spinning girdi? Allah'tan. Yani Oo. ben üyelerimi bırakamam. Yani üyelerimi bırakıp tatile bile gittim de huzursuz olurum. O kadar. Evet o yüzden oh, oh, ya bak güzel oldu. Adamı seviyorum evet, ama evet. spinning olmasaydı hayatımda normal bir işte iş olsaydı hani şu an yaptığım iş olsaydı evet, evet. bankacılık olsaydı gene evet. bırakıp Gide yurt dışında mi? bankacılığı denemek evet. isterdim. Evet. Farklı bir tecrübe kazanmak isterdim ama spinning var madem ve üyelerim var. Değil. Bırakamam yani. Ailen içinde demek ki süper oldu. Evet. Zeyn aileni annem baban için. Anne babam için. Zeyn onlar... kardeşim yurt dışında değil. Evet evet. De. 10 evet. 10 yıldır evet. orada yaşar. Evet. Bu spinning onlar için muhteşem oldu Evet evet ailem için. <laughs> Çok güzel. Hedef Çok olarak zaten e, master trainerim şu an. Hmm. Bunun bir üstü yok. Artık en üst seviyedeyim. Evet. En üst seviyede evet. Kıbrıs'ta. Güneyle mi ilişkileriniz bir şeyiniz var mı? Güneyle var tanıdığım Hareket hocalar hmm. orada ama onlar bizim gibi Amerikan style yaptırmazlar. Allah, Güney'de bu şekilde Güney'de yok. yok. Güney'de ilginç. sadece cycling tarzındadır. Çok şaşırdım. Hadi ya. Evet, bazen arkadaşlar der, ne çok Güney'e de git falan. Evet. Yani... İşte Güney. ne kadar var güzel stüdyolar. Allah Ama hiç şey yapmadım yani. Çok ilginç. Güney'e. Çok ilginç. Ama var yani diyalog konuştuğumuz. Güney'den gelen üyeleriniz var mı? Şu an Güney'den don... Don... gelen yoktur ama yok. kontak kuranlar çok Hı, olur. Çok olur. Fiyat sor Allah, işte bir haftada kaç işte. Şu İnstagram Instagram farklı... sayesinde yani sağ olsun işte, sosyal medya yani. Evet. Bizi her zaman şey yaptı, e, ...yurt dışına açtı işte atıyorum. Tabii. Beni Türkiye'de çoğu yerden takip eden var. Allah çoğu yerden Allah. spor hocalar, sping hocalar... Benim, benim derim bu insanlar beni nereden buldu? Nereden buldu beni? Nereden buldular Allah i̇şte, Sosyal medya bunu Çok şey yapar ve şey. Çok güzel. Türkiye'den sürekli davet alırım. İşte Karadeniz'de var, İstanbul'da Nasıl? var, Ankara'da var. Nasıl? Hocam gelin işte misafirimiz olun beraber etkinlik yapalım. Çok güzel. Ya, bu beni mutlu eder. Ya da beni tanımayan bir insanlar mesela... Hocam harikasınız Kıbrıs'a geldiğimizde sizi tanımıyoruz ama Aldım. çok seviyoruz sizi falan. Ne güzel bir şey. Enerji, bu beni motive eder şeylerden biridir. Tabii ki ya çok güzel vallahi hadi başlayalım devamını Teşekkür ederim yani böyle bir böyle... fırsatı evet. yakaladığınız, verdiğiniz hiç için Hiç ha? olur ne demek hiç olur biz teşekkür ederiz buralara geldiğin bu yoğunluğun içinde bu temponun içinde. Bizde vakit verdin teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. İnşallah böyle daha güzel. Siz de bekledik bir gün seyans. Hadi gelecek, yönetmenimiz de onlar koşu şey yapacak. Evet ha? evet beraber geleceğiz. Ekib olarak gelin. Evet, Buradan üyelerime sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Artık ee, böyle güzel haberlerle böyle güzel e, ee, başarılarla. Etkinliklerle. etkinliklerle gemide. Evet. gemide ge özellikle. Sizi de çağıracağım gemiye. Tamam, geleceğim. Ağustos'ta köpük tamam. partisi. Hadi, haberlerine bekliyoruz. <laughs> teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Teşekkürler. Evet. E, bir sağlık yaşamın daha sonuna geldik. Çok güzel program oldu. Bugün Necmi Hoca bizlerleydi. Spinning üzerine konuştu. Kendisi spinning antrenörü. E, haftaya yine farklı konu ve konutlarla sizlerleyiz. İyi günler dilerim. Evet. Nece vallahi süper.